Grunin, Rus Türkolog Grunin çalışmıştır. Dokumenti na Polovetskom yazıke, yani 16. yüzyılda Polovetslerden şeyler, pamyatnik, dokumenti, dokümanlar, Polovetslerden kalan mahkeme tutanakları. Evet, asıl eser, bakınız adına töre bitigi. Kanundan anayasa önce töreler vardı. Töre bitigi, işte töre, töre bildiğiniz. Bitik de kitap. Yani biz kitabı Arapçadan aldık ama bitik yaşasaydı bugün Anadolu Türkçesinde bitik kitap demek olacaktı. Böyle işte adları da böyle, töre bitigi. 12. yüzyılda bu. Ermenice bir şeyden çevriliyor, kanun kitabından ama 16. yüzyılda Kıpçaklar buna Kıpçakça maddeler ilave ediyorlar. Bunlar hep araştırma bekleyen eserler. Üç bölümden oluşuyor işte layık kanunlar, mahkeme usulü önemli ve yargılama usulü, Paris Viyana yazmaları var ve bu eserler hep şey, Polonya kütüphanelerinde, Krakow, Varşova, Erivan Kütüphanesi, Paris, St. Petersburg ve Leyden, Hollanda kütüphanelerinde. Dini eserler, evet mesela Zebur kitabı, evet şu, ilk tercüme. Kıpçakçaya ilk tercümesi Zebur. Evet, önemli. Çok ciddi. Bir kere dini eserler, dil özelliklerini çok iyi yansıtıyor. Ne küçük terazisi düşünelim. Tatlı dil. Ya işte ilk Kur'an tercümesi 11. yüzyılda Karahanlı Türkçesine yapılan ciddi anlamda dil özelliğini yansıtan eserlerdi. Dini eserler o bakımdan çok önemli. Algış bitigi. Algış, alkış. Alkamak eski Türkçe dua etmek demek. Şey getirdik, alkaş dua oldu. Biz bunu bugün alkışlamakta kullanıyoruz. Yani birini ölmek, memnun etmek anlamında ama burada dua anlamında. Yani eski anlamını koruyor kelime. Dua kitabı. Algış bitigiyle ilgili söyleyeceğim en önemli husus şudur. Türkçe ilk basılı eserdir. Yani bizim ilk basma eserimiz ne dendiğinde hiç çekinmeden söyleyebilirsiniz. 1618'de yapılan, Lille'de basılan Algış bitigi. Şu anda Hollanda Leyden Üniversitesi Kütüphanesi'nde Haluk Akalın Hoca Gagavuz öğrencisi vardı. Şimdi Türkiye'de bir Türkiye'nin gelini oldu. Nadia Kirli Özak'la. Nadia Algış bitiğini çalıştı. Şu anda Nadia'nın eseri var şeyde. Algış bitiği. Dua Türkçe. Ermeni harfleriyle Türkçe. Bu kadar az Ermenice, Slavca. Bizim nasıl dini kelimelerimiz Arapçaysa Algış bitiği de şeyle, Gregorian, Ermeni harfleriyle Türkçe ama dini kelimeler Slavca. Bu kadar. Fark bu. Filolojik eserler Edward Triarski adını duymuşsunuzdur. Triarski, çünkü yani önemli Polonya'nın önemli bir Türk bu. Ermeni Kıpçak sözlüğünü yayınladı. Dil kurumunda var sözlüğü. Hakikaten iyi bir sözlük bu da. Diksiyoner, Armeno Kıpçak. O da yine yazmalardan yararlanarak yayınladı. Şimdi Türkçe pek çok alfabeyle yazıldı. Sorarsam genç arkadaşlarıma, Türkçe kadar dünya üzerinde çok alfabe kullanmış bir millet daha yok. Sayarsa runik, sayalım, Soğut, Uygur, ikisi aynı, Soğut'tan faydalanılıyor. Mani, Brahmi, Süryani, Arap, Latin, İbrani, Kiril, ne kaldı? Grek. Anadolu Karamanlıları Grek harfleriyle yazdılar. Tarihte kaldı. Kıpçaklar Ermeni harfle yazdılar. Tarihte kaldı. Evet, hepsi öbürleri tarihte. Bugün güncel olan üç alfabe var Türk dünyasında. Latin, Kiril ve Arap. Arap hala var. Uygur Özerk bölgesi Çin'deki neyi kullanır? Arap harfleri. Oradaki Uygurlar sadece Uygurlar değil. Bunu da doğru anlamak lazım.
Kazaklar ve Kırgızlar bu. Uygurlar. Tacikler. Arap, ıslah edilmiş Arap alfabesiyle, fonetik alfabeyle. Yani bizim Osmanlıca da öyle. İslah edilmiş Arap alfabesidir. Ama dil nedir? Türkçedir. Osmanlıca bir dil yok. Yani ben Osmanlıca biliyorum. Öyle bir şey yok. Yabancı dil, Osmanlıca olamaz. Yabancı dil Kazakça da olamaz. Onlar Türkçenin üst dil olan Türkçenin kollarıdır. Biz de Türkiye Türkçesi koluyuz. Oğuz kolu. Evet. Onun için böyle üç alfabe ama Türklerin en uzun soluklu kullandığı alfabe ne derse Arap alfabesidir. 10 asır. 10 asır. Latin'in üstünden bir asır daha geçmedi değil mi? Yani 100 yıl olmadı. Böyle şimdi şeyde yansıda Agatanger Efimovic Kırımski'yi görüyoruz. Onunla bitireceğim. Kırımski Kırımlı Efimovic. Bu Kırımski Ukrayna Bilimler Akademisi üyesi. Zaten Ukrayna'da da arşivde çok Ermenarfa yazma var ama 2. Dünya Savaşı'nda 1944'te yakıyorlar bu yazmaları. Yanmış eser de çok. Türkçe diye. Yani biz Ermeni harfli diye iterken onlar da Türkçe diye yakıyorlar. Böyle bir çelişki var. Bu adam Kırımski Türkiye Movi Tan Literatürü Ukraynaca Türkler ve Dilleri. Bu eserle Ermeni harfli Türkçe yazmaları dünya bilimine tanıtan adam ve Stalin kurbanı maalesef. 1942'de hapishanede ölüyor. Türklerle ilgili Turancılık yaptığı için, Türkçeyi savunduğu için, Türkçe yazmaları tanıttığı için. Onun için onu da rahmetle yad etmek lazım. Kıpçak'tı Kırımski. Kaynaklarda onu da söylüyorlar. O bir Kıpçak'tı. Evet, şimdi Andras Modrov-Ligeti diyor ki onunla noktalayayım. Kıpçak şeyler bugün yaşıyor Modrov-Ligeti Kolombiya Üniversitesi'nde. Onun Çağatay grameri var. 2001'de basıldı. Belki görmemişsinizdir. Ben onu Almanya'da çektirmiştim. Bizde de vardır dil kurumunda. Arzu eden arkadaşlar onu da paylaşabilir. Bilim paylaştıkça gelişir, ilerler. Modrov-Ligeti diyor ki, Türk Dili Belleti'ni 92'de okursanız eksik Kıpçak çözen arşiv var. Çok etkilendim ben Modrov-Ligeti'nin bu şekilde cümlelerinden. Diyor ki, ben Gulyane Metin memleketinde Kurzak, Macaristan'daki Kurzak'a 6 mil uzaklıkta Kumzak, Kumanların ülkesi, Kumzak, Kumanların ülkesi de oralıyım diyor. Küçükken diyor bize, yaşlılar, aslında misyonerlik yapıyor yaşlılar. Biz çocuklara diyor, Hazreti İsa'nın duası olan bir dua öğretirlerdi. Biz de onu ezberlemiştik. Sonra 50'li yıllarda Macaristan Budapeşte Radyosu'nda bir grup kişi gelerek bu duayı kaydettiler. Sonra da bu duayı hafta sonu 1950'li yıllarda, ben Kumzak'ta doğdum diyor, Kıpçak Türk'ü. Ve bu garip bir dilde diyor, garip dilde Kıpçakça. Bunu öğrendik diyor, 50'li yıllarda bunu kaydettiler, şey yaptılar radyodan ve sonra bunu radyoda Sovyetler Birliği'nden radyoda dinlettiler ve bunun ne olduğunu sordular. Haftalar sonra Sovyetler Birliği'nden gelen haberlerden Nogay ve Tatarların bu duayı dinlediklerini ve bu garip dili anladıklarını duyduk. Tamamen aynıydı dilimizle demişler. Bu bizim dilimizle aynı. Bu garip metin gerçekten de iddia edildiği gibi Hazreti İsa'nın duasıydı ve ben bu parçanın Kodeks'teki Kuman duası olduğunu yıllar sonra öğrendim. Ve Kıpçak olduğumu yıllar sonra öğrendim. Ve eski Kıpçakçaya olan ilgim böyle başladı. Modrov-Ligeti'nin akademik ilk çalışmaları Kıpçakça'da, sonra Çağatayca'ya döndü.
Bundan etkilenmiştim, bunu da paylaşayım istedim. Yani Kıpçaklar böyle bir millet. Büyük bir şey var, miras var, evet, kültür var. Araştırması gereken çok şey var. Herkese yeter, yeter ki paylaşmak, sevgiyle, muhabbetle paylaşmak lazım. Ötkür diyor ki, onunla bitireyim isterseniz, bugün onu okudum, çok etkilendim. Güneş de diyor ki, yaşlanır, her şey yaşlanıyor hayatta. Güneş bile yaşlanıyor. Ama yaşlanmayan bir tek şey var, o istisna diyor, sevgi ve muhabbet. Hepinize sevgi ve muhabbet ediyorum.